Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Mobile Legends videosu ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda sizlere herkesin oynamakta çok zorluk çektiği Fanny isimli kahramandan bahsetmek istiyorum. Kendisiyle ilgili birkaç temel bilgiyi burada sizlerle paylaştıktan hemen sonra skillerin nasıl kullanıldığını videonun ilerleyen bölümlerinde sizlere anlatacağım. Fanny ile oyunun başlarında sürekli ormanda bulunmanız gerekecek, daha kolay bir şekilde seviye atlayabilmeniz için. Bu nedenle kullanmanız gereken amblem seti orman amblem seti olmalıdır. Bunun yanında da savaş büyüsü olarak intikam almanızı sizlere öneririm. Videonun biraz daha ilerleyen kısmında intikamın sizler için ne kadar yararlı olduğunu tekrar sizlere göstereceğim. Hazırsanız videomuza geçelim artık. Fanny'ye gitmeniz gereken koridor üst koridordur. Çünkü herkesin bildiği gibi bu mavi buff denen bekleme süresini de azaltma ve hızlı mana yenilemeyi sağlayan canavarı ne kadar yakın olursak, onu ne kadar fazla öldürürsek bizim için o kadar iyi olacak. Dediğim gibi Fanny için orman çok önemli. O yüzden marketten ilk satın alacağınız item avcı bıçağı olmalı. Canavarları daha kolay öldürebilmeniz ve daha kolay seviye atlamanıza yardımcı olacak bu item. Hatta iki orman canavarını aynı anda yok edebilmeniz için bu da sizin için küçük bir taktik olsun. İlk yeteneğimiz kasırga vuruşu. Bu yetenek sayesinde Fanny etrafındaki düşmanlara elindeki bıçakları savurarak 260 fiziksel hasar veriyor. Tabi bu verdiği hasar level atladıkça ve sizin aldığınız itemlere bağlı olarak farklılık gösterebiliyor. Gelelim Fanny yapan ikinci skilline. Bu yeteneği kullanabilmeniz için aynı zamanda hemen yukarıda görmüş olduğunuz mini haritanın da nasıl kullanıldığını bilmeniz gerekmekte. Bu haritayı kullanarak halatınızı gerçekten hedeflere tutturabilmeniz önemli. Eğer bu hedefleri tek seferde tutturabilirseniz mana kazanımınızda ciddi bir artış sağlayacaksınız ve bu sizin takım savaşlarında çok işinize yarayacaktır. Burada da oyunda Çelik Kılıç Darbesi isimli skillin ne kadar Fanny için önemli olduğunu görüyorsunuz. Burada da bütün skilllerin aynı anda nasıl kullanılacağı, nasıl bir yol izleyeceğinizi kısaca göstermek istedim. Ve son olarak da en başta bahsettiğim intikam isimli büyünün size oyunda nasıl yardımcı olacağını bu şekilde de göstermek istiyorum. Çalılara saklanıp düşmanınızın kesmeye çalıştığı canavarları isterseniz intikam isimli büyüyü kullanıp canı çok az bir seviyeye indiğinde alabilirsiniz. Bu da karşı tarafın kasılamamasını ama sizin kasılmanızı sağlayacaktır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka videolarla yine karşınızda olacağım. Beklemede kalın. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklayın. Yorumlarınız için hemen aşağıda yorum bölümüne tavsiyelerinizi bekliyorum. İyi günler diliyorum.